Rusya'ya son yapılan ziyaret, basının bir oyuncak gibi kullanılmasının nasıl zavallı bir yöntem olduğunu bir kez daha göstermiştir. Türk heyetinin görüşmek için beklediği anları Rusya Devlet Televizyonu tarafından kronometre tutularak gösterilmesi havuz medyası için ibretlik bir örnektir. İşte bizim ülkemizdeki havuz medyası da tıpkı onlar gibi rezildir. O kanal Rusya'nın A haberidir. O kanal Rusya'nın takvimidir, sabahıdır. Aynı mantıkla iktidara yaranmak için operasyonel haberler, sözde haberler düzenleyen bir yaklaşımın ürünüdür. Dolayısıyla dış politikadaki AKP reklam filmleri serisinin Türkiye'de 1 minüt ile başlayıp Moskova'da 2 minüt ile bittiğini söyleyebiliriz. 4. Sığırmacılar koz değildir. Sebep olunan savaşlar, iklim krizleri insanları yerlerinden etmektedir. Bu insanlara kapıları açmak tüm ülkelerin sorumluluğudur. AB ile yapılan tüm kirli anlaşmalar çöpe atılmalı. Sığınmacılar için gerçekçi ve insani bir politika geliştirilmelidir. Ve son olarak Süleyman Soylu sınıra hileli bir taksimetre takıp milleti kandıracağına 8 Mart'ta sokağa çıkan on binlerce kadının sözünü dinlemeli ve o koltuğu derhal terk etmelidir. Değerli arkadaşlar, sevgili basın emekçileri, Suriye politikası ekseninde ortaya çıkan bu başarısızlığın faturası iktidar tarafından yine muhalefete kesilmek isteniyor. Bu Türkiye'de sıkça karşılaştığımız bir konu. Burada dikkat çekmek istiyoruz. Bize göre tek bir insanın bile canının yanmaması, hayatını kaybetmemesi için ne gerekiyorsa o yapılmalıdır ve sonuçta barış denilen, ateşkes denilen bir sürece karşı çıkmamız mümkün değil. Fakat biz burada geçen hafta, ondan önceki hafta, aylardır, yıllardır savaşa hayır diye bağırırken, barış bölgenin tek çıkışıdır derken, bizleri vatan haini ilan eden, terörist ilan eden, vatan millet düşmanı olarak damgalamaya çalışan iktidarın bu ikiyüzlü politikalarını da ortaya sermemiz ve bu riyakarlığın açıkça görünmesini sağlamamız gerekiyor. Şimdi yeniden iktidarı iç düşman yaratan ve iç cephe geliştirmeye odaklanan bir siyasi hamlesiyle karşı karşıya olduğumuza vurgu yapmak istiyorum. Bakın, özellikle bir konuya dikkat çekmemiz gerekiyor. Geçtiğimiz hafta Rusya ziyareti başlamadan önce Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında gerçekleştirilen AKP grup toplantısında doğrudan Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının önemli bir bölümü iç düşman ve iç cephe kavramları içerisine yerleştirilmesine dikkat çekmek gerekiyor. Ve bu iç düşman, iç cephe talimatı AKP kadrolarına, yandaşlara servis edilir edilmez ne oluyor? Bir kere zaten halktan gizlenen bir gizli oturum. Bu iç cephenin konsolidasyonu açısından önemli bir adım. Biz buna karşı çıktık. Hemen arkasından mecliste ortaya çıkan kavga görüntüleri, kamuoyuna yansıyan bu tablo, AKP'nin iç düşmanı sindirme operasyonunun bir ayağı olarak değerlendiriliyor. Hemen arkasında gazetecilere dönük başlayan operasyon, gözaltılar, tutuklamalar meselenin hukuki ayağının ortaya serildiğini gösteriyor ve hemen Türkiye tarihinin gördüğü en hızlı soruşturma ile Engin Özkoç hakkında bir fezleke hazırlanıp meclise gönderilmesi de artık bu tabloyu tamamlayan son şey. Görüyoruz ki hukuk bir bütün olarak iktidarın sopası haline gelmiş ve iktidarın belirlediği iç düşmanın sindirilmesi operasyonunun bir parçası. Dolayısıyla biz yeri gelmişken ifade edelim. Oda TV, Yeni Çağ ve Yeni Yaşam gazetesi çalışanlarına dönük operasyonun
bir bahanenin arkasına sığınarak aslında Türkiye'de medya mensuplarına, gazetecilere, yazarlara, düşünen insanlara ve onlar aracılığıyla emekçi halkımıza verilmiş bir gözdağı olduğunu söylememiz gerekiyor. Ortada hukuken değerlendirilebilecek, adalet kavramı içerisinde düşünülebilecek herhangi bir durum yok. Ortada iktidarın yanında olmayan herkesin düşman ilan edildiği bir sürecin bir halkasını görüyoruz. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta tabii meclisten Türkiye'ye yansıyan görüntüler tüm hafta boyunca gittiğimiz her yerde ve değişik kanallardan gerek telefonla gerek internet yoluyla, maillerle, sosyal medya aracılığıyla bize ulaşan pek çok vatandaşımızın hem şikayet ettiği hem meseleyi anlamak üzere sorular sorduğu bir günler oldu. İlk olarak şunu söylememiz gerekiyor. İktidarın muhalifleri susturmak için her yolu mübah gören anlayışının başarı şansı sıfırdır. Yani 17 yıldır iktidarın bütün olanaklarını kullanarak toplumun tüm kesimlerini susturmaya çalışmasına rağmen bunu başaramayan bir aklın aynı yöntemleri deneyerek, aynı taktiklerle önümüzdeki günlerde toplumu sessizliğe mahkum etme çabasının beyhude olduğunu söylememiz gerekiyor. Ve belki daha önemlisi, ülkemizde siyasetin geldiği bu edep dışı, terbiye dışı ve ahlak dışı tutumlara da tavır almak gerekiyor. Bakın çok uzun zamandır iktidara karşı sesini yükselten herkes doğrudan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı tarafından vatana ihanetle, terörist olmakla suçlanıyor. En hafifleri bunlar, en hafifleri. Yani barış istediğiniz anda vatana ihanet ediyorsunuz. İktidara karşı herhangi bir söz söylediğinizde teröre hizmet ediyorsunuz. Daha yakın bir örnek, yerel seçimler sırasında toplumun millet, Cumhur İttifakı dışındaki bütün kesimlerinin terör yandaşı olmakla suçlandığı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Bakın değerli arkadaşlar, tabii burada okumaktan hicap duyuyoruz. Dolayısıyla okumak istemiyoruz ama elimizdeki metinde Tayyip Erdoğan değişik zamanlarda yaptığı çeşitli konuşmalarda muhalefetin çeşitli unsurlarına ilişkin kullandığı pek çok kavram var. Pek çok kavram var. Yani iki ay yaşla başlayıp kadın mıdır kız mıdır'a giden, ananı da al git diye bir çiftçiye, emekçiye hakaretle gündeme taşınan, pisliktir, çöplüktürlerin havalarda uçuştu. Hatta açık söyleyelim, bugün ittifak ortağı olan Devlet Bahçeli için söylediği sözleri bile biz burada okumaktan utanırız. Böylesi bir zihniyetle, böylesi bir yapıyla karşı karşıyayız. Şimdi Cumhurbaşkanı sıfatı da taşıyan AKP Genel Başkanı'nın partisinin her buluşmasında hakaretler dolusu sözler söylemesi ama bunun karşısında AKP Genel Başkanı'na dönük yapılan her tür eleştirinin de Cumhurbaşkanı'na hakaret olarak değerlendirilmesi kabul edilebilir bir tutum değildir. Bakın Türkiye, Tayyip Erdoğan döneminde sadece Türkiye rekoru kırmadı. Cumhurbaşkanı'na hakaret davalarında dünya rekoru kırılmış durumda. Yani 17 bin gibi bir rakam söz ediliyor. 17 bin yurttaşımız Tayyip Erdoğan'a hakaretten yargılanıyor. Biz açıkçası Cumhurbaşkanı'nın ağzına biber sürecek değiliz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki kişilerin kendisini artık susmak konusunda ikna etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama eğer susmazsa susturulması gerektiğini söylemeye devam edeceğiz. Yani açıkçası Salı günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her tür hakaretin yapılabileceği bir edepsizlik günü haline gelemez. Cumhurbaşkanı zırhına bürünüp tüm muhaliflerine aklına esen her tür cümleyi kullanıp buna yanıt verildiğinde Cumhurbaşkanı zırhının arkasına saklanmayı siyaseten doğru bulmuyoruz. Şimdi bunlar yetmedi. Yani Cumhurbaşkanlığına hakaret davaları yetmedi. Şimdi
tekme tokatlarla meclisi bir boks ringine çevirerek muhalifleri susturma girişimi kabul edilebilir bir şey değil. Bu da yetmeyince bu sefer savcıları devreye sokup dokunulmazlıkların kaldırılması, meseleyi yargıya taşıma girişimleri gerçekten artık kabak tadı vermiştir. Özellikle dokunulmazlıklar konusuna değinmek istiyoruz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halk tarafından görevlendirilen her milletvekili gördüğü yanlışları, eksikleri, hataları halk adına takip etmek ve bunları ifade etmek göreviyle karşı karşıyadır. Dolayısıyla milletvekillerini görevlerini yerine getirdikleri için yargılamaya kalkmak, dokunulmazlığı parlamentodaki çoğunluğunuza güvenip bir silah haline getirmek kabul edilebilir bir şey değildir. Bu parlamentoda 10 siyasi parti var. Bu 10 siyasi partinin hiçbirisinin genel başkanının dokunulmazlığı yok. Siyasi eleştiri anlamında. Herkes siyasi eleştirinin muhatabı olacaktır. Eğer Tayyip Erdoğan da Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı görevine devam edecekse bu siyasi eleştirilerden payını düşeni alacaktır. Yoksa hukukun istedikleri gibi eğilip bükülmesiyle bu tartışmaların kapatılması, insanların susturulması, iktidara dönük eleştirilerin engellenmesi mümkün değildir. Bu görüşümüzü de ifade etmek istiyoruz. Hangi yolu denerse denesin, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne karşı toplumun çok geniş kesimlerinde büyüyen isyan, büyüyen öfke bir biçimde dile gelecektir. Bu ta ki Türkiye bu iktidardan kurtulana kadar bizim üzerimizde bir görevdir. Halkın sesi hayatın her alanında duymak istemeseler de, görmek istemeseler de kendilerine ulaşacaktır. Bunun böyle bilinmesi gerekiyor. Değerli arkadaşlar, bu hafta basın toplantımızın sonunda sağlık emekçilerinin 15 Mart'ta Ankara'da gerçekleştireceği büyük beyaz mitinge çağrı yapmak istiyoruz. Hekimler, diş hekimleri, hemşireler, eczacılar, veteriner hekimler, biyologlar, laborantlar, sağlık memurları, acil tıp teknisyenleri, anestezi teknisyenleri, fizyoterapistler, tıbbi sekreterler, sağlığın her alanında çalışan binlerce sağlık emekçisi, emeklerinin değersizleşmesine, çalışma şartlarının her geçen gün zorlaşmasına ve sağlık çalışanlarının piyasanın insafına terk eden yönetim anlayışına karşı bu hafta sonu 15 Mart'ta Ankara'da büyük bir beyaz miting gerçekleştirecekler. Bu mitingi şimdiden selamlıyoruz. Tüm yurttaşlarımızı sağlık emekçileriyle omuz omuz olmaya davet ediyoruz. Hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Verimli bir çalışma haftası diliyorum.